Hırmat'la konuşmaya geldim. Yukarıda yatıyor. Deniz, ben çok üzgünüm. Ama sorumluluklarım neyse yerine... Sorumluluk mu? Sorumluluk. Doğumda elini tutacaksın. Bebeği böyle okşayacaksın, seveceksin. Sonra hastaneden çıkıp karının yanına gideceksin. Irmak o geceyi tek başına bebeğiyle geçirecek. Genelde böyle bebek yeni doğduğunda anneyle babanın göğsünde uyur. Anne yorgunluktan gözlerini açamayınca baba kalkar bakar bebeğe. Sen nerede olacaksın? İlk adımlarını attığını telefonda öğreneceksin. Neredeyken? Başka bir evde. Bana sorumluluktan falan bahsetme Fırat. Sen çok sorumsuz bir adamsın. Biliyorum, hayalindeki teyzelik böyle bir şey değildi. Ama benim elimden bu kadar geliyor. Ben Naren'le bir hayat kurmak istiyorum Deniz. Eğer Irmak bunu bile bile hala anne olmak istiyorsa ona saygı duyarım. Hadi gel aşağı konuşalım istersen. Ben baba olmaya hazırım bak. Ne istersen yapmaya hazırım. Sahi mi? İstersen önce sana bir ev hazırlarız. Çocuğu rahat ettirebileceğin bir yer. Ben de kendi evimde ona bir oda hazırlarım. Böylelikle ikimiz de hayatında olmuş oluruz. Evinde oda hazırlayacaksın, öyle mi? Yani Narin ne der, bu işe pek bilemedim. Çok öfkelidir sana herhalde, değil mi? Hayır. Narin ben ne karar verirsem destekliyor. Ha. Bozulmadı yani. Şu an senin ve çocuğun sağlığı her şeyden önemli ikimiz için de. Çok tatlısınız. Eğer doktora gidersen ilk randevuna seninle gelebilirim. Böylelikle buradan başlayabiliriz. Daha sonrası da yavaş yavaş gelir Irmak. Bilmiyorum bu kadar stresliyken hamilelik nasıl ilerler. Üzüntü çocuğun gelişimi için iyi değil diyorlar. Bir yandan da bu bebeği o kadar çok istiyorum ki. Bana senden kalan tek şey senin bir parçan. Irmak, o zaman ne yapacaksın?
Bundan sonra kendi sağlığına ve bebeğin sağlığına çok daha dikkat edeceksin. Tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın beni. Allah kahretsin hepimizi. O da hazırlatacakmış. Bir oda hazırlatmaktan çok daha pahalıya patlayacak bu size. Çok. Kocam bizim evde. Irmak'la konuşuyor. Biliyorum, ben yolladım. Ne yapması gerekiyorsa yapacak. Sen ne yapacaksın? Oturup duvarlara bakacak değilim herhalde. Müşteri bulup hayatımıza devam edeceğiz. Müşteri işi kolay. Onda bir sıkıntı yok. Tecrübeli olan sensin. Amcam birkaç tane müşterisini pasladı zaten. Sen arayıp halledersin. De ben onu demiyorum. Ne demek istediğimi, neyi sorduğumu sen biliyorsun. Tekrar cevap veriyorum. Hayatıma devam edeceğim. Bir an önce çalışmam lazım. Sen ver bakayım bana şu müşterilerin numarasını. Ben bir arayayım teker teker, hadi. Aman be, huyun senin bu. Sen hep böyleydin. Ağız tadıyla adımı bir bunalıma bile sokturmuyorsun. Hayat devam, bilmiyoruz. Hayat devam ediyor, evet. Bırak, bir ah ah yapalım, bir vah vah yapalım, bir ağlayalım. Üf. Al, ara. Allah Allah. Benim senin gibi boş geçirecek vaktim yok Deniz Hanım. Dünyaya saçılmış bir servetim de yok. Çalışmam gerek benim. Niye canım? Senin kocan da maşallah Karun gibi yani. Hesapları benimkini ona katlar. Vallahi sen de böyle kız kardeş olduktan sonra benim dikkatli olup bir an önce çalışmaya başlamam lazım canım. Bana bak. Ya çık hadi çık. İşim gücüm var, çık. Arayacağım ya. Ya Allah Allah. Bayram değil, seyran değil. Ne oluyor yine? Fırat'ta kotlamanıza çok sevindim. Ben hiç girmek istemiyorum bu mevzulara. Ya zaten benim içim rahat. Emindim zaten ben. Yani sizin aşkınız o kadar büyük ki kopmayacağını biliyordum. Da işte bazen böyle iki ruhlu insan gibi hissediyorum kendimi. Bir tarafta Irmak, bir tarafta sen. Nereye dönsem, nereye baksam çıkış yok. Efendim Atıf. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.